Şimdi konuşmasını yapmak üzere Okul Mühendisliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhun Akgül Kürsü'ye davet ediyor. Size günaydın, hoş geldiniz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. 2013 yılı, biraz önce rektörümüz de belirttiği gibi, Jeoloji Mühendisliği bölümümüzün 50. kuruluş yıl dönümü. 1963 yılında kuruluyor Jeoloji Mühendisliği bölümümüz. Ve bu süre zarfında maden, petrol, kömür, su ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların araştırılması ve sürdürülebilir iyileştirilmesi konularında önemli çalışmalar yapıyor ve birçok değerli mezunu ülkemize ve uluslararası camiaya kazandırıyor. Mezunlarımızla birlikte düzenlenen bu 50. kuruluş yıl dönümü, 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2013 yılı içinde 12 tane etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin sonuncusu bugün 20. yüzyıl su güvenliği ve Türkiye konulu kolokuyum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Su hepimizin bildiği çok önemli bir konu ama bir istatistiksel olarak konuya yaklaştığınızda rakamlar biraz daha çarpıcı hale geliyor. Dünya nüfusu 8 milyar yaklaşık. Suya bağlı hastalıklardan ölüm oranı 1.7 milyon bu sene. İstatistikler, açıklanan istatistik rakamları. Diğer yandan hani başka bir ölüm sebebi de çok iyi bildiğiniz AIDS veya HIV virüsünün yarattığı ölüm. O da bu sene, yani 2013 yılı istatistiklerinde 1.5 milyon. Aslında baktığınız zaman ikisi de benzer şekilde risk taşıyorlar. Birisinde çok fazla araştırma var, diğerinde ise yeterince araştırma yok ki aslında birisi kontrol edilebilir. Suya bağlı hastalıklar ve ölüm ise çok hızlı şekilde yayılabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla aslında su belki de daha önemli konumuz. Diğer yandan bakıldığında dünya nüfusunun %10'u suya erişimi yok hiçbir şekilde. Dolayısıyla politik açıdan da oldukça önemli bir değer. Bu açıdan yaklaştığınızda sınır aşan özellikleri var suyun. Birçok ülke tarafından paylaşılıyor. Bu kaynakların nasıl paylaşılacağı sürdürülebilir yönetim konusunda politik baskılar oluşturuluyor. Ve paydaş ülkeler arasında da sorunlar yaratıyor. Biz de bu coğrafyada zaman zaman bu sorunları hissediyoruz, yaşıyoruz. Politik açıdan bazı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan ihraç ve ithal edilen su ayak izleri, sanal su ticareti nedeniyle ülkeleri de dışa bağımlı hale getirebiliyor. Özellikle de bu %10 su erişimi olmayan kısımda. Sonuçta su güvenliği, ulusal açıdan da bakmak gerektiğinde uygun dış siyaset ve dış ticaret politikalarını geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ki bu zaten yapılıyor aslında bu ülkede. Daha da iyi yapılması gerekiyor istikamınca. Su kaynakları ile ilgili baskıları azaltarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu kapsamda karşılaşacağımız sorunların teknik, kurumsal, siyasal, finansal ve bilgi içerikli boyutları mutlaka olacaktır. Umuyorum ki ve inanıyorum ki 2 gün sürecek bu kolokyumda bu sorunların tartışılacağını ve faydalı çözümler üreteceğine inanıyorum. Kolokyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder. Başarılı bir toplantı dilerim. Teşekkür ederim.